Eşyamız hep altta görünüyor. Ta buraya kadar bu dükkanın darabası. Bu dükkanın saç ağı. Bu da ön perdesi. Diğer dükkan da zaten yerin dibine girdi. Yani bir de dükkan dört kat. Yani can kaybı var mı? Can kaybı yok. Can kaybı yok. Ben doğru bir bakar mısın abi sen o zaman? İçinde şeyimiz... Çocuklar nerede okuyordu hatırlamam? Abi şeyde... Elazığ'da daha yeni kaydını yaptırdım. İkisi de mi? Birini götürdüm. Hı hı. Birini de burada hazırlanıyor. Mecbur çalıştırmak zorundayız. Yani yapacak bir şey yok yani. Onlar mecbur okuyacaklar. Birini Elazığ'a götürdüm. Biri de burada yanımda. Hı hı. Ya bizim kayamız iş ya. Yardım değil. Bir iş bulabilseydim. Evet, iş yerimiz yıkıldı. İkinci şeyde yerinden biri oldu. Birincide bir şey çıkmadı. İkinci sallantıda arkadaşlar haber verdi. Böyle ki böyle dedi, ben de geldim ki durum bu vaziyette. 21 yıldır ben burada esnafım. Ben bir bakkaliye dükkanım vardı. 4 tane evladımı bu bakkalla büyüttüm. Halen büyütmeye devam ediyorum. Ve şu anda kalan yine 2-3 çocuğum kalmış. Onların da eğitimini falan nasıl karşılayacağımı bilmiyorum. Çok zor durumdayız. Çok zor durum. Başka hiçbir gelirim yok. Tamamen yerine bir oldu. Can kaybımız yok. Mal kaybı da Allah büyüktür. Yok yetişkin çocuklar. İşte biri liseye gidiyor. Öteki de liseye hazırlanıyor. Öbür kızım da ziraat mühendisi. Onlara da daha iş yok. İşte benim tek geçim kaynağım buraydı. Mecbur yani çalışmak zorundayız. Şu anda da ne yapacağımı şaştım kaldım. Bir iş arıyorum. Kendi gücümün yettiği kadar çalışmak zorundayım. Bu çocukları en azından bir eğitimine bir sevap yapmam lazım. Yani. Evlenen kızım veteriner hekim o Urfa'da. Diğer bir kızım var ziraat mühendisi. O şu anda mezun oldu yanımda. Diğer oğlum lisede onun kaydını Elazığ'a aldım. Şu anda bir haftadır orada. Ve diğer bir küçük evladım daha var. O da hazırlanıyor. Büyütmek zor. Hep bu bakkalla büyüttüm. Rabbim inşallah yardım eder. Yine bir bakkal yere bir yerde bir dükkan bulursam açmayı düşünüyoruz. Yani hayat devam edecek. Başka çaremiz yok yani.